diyor. Bu imandan dolayı, iman olmayınca ne yapıyor? Hem cebbar diyor, menfaat perest, aciz. Sadece kendini düşünen nefsinin yani isteklerinin ve batnının sadece midesi için yaşıyor. Ne yiyeceğim ve fercin sadece şehvetinin peşine koşuyor. Şehvetinin peşine, midesinin peşine ve zevkinin peşine koşan nedir? Dessas, desiseci bir hodgamdır. Şimdi felsefenin yetiştirdiği bir talebe bu. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdir. Ama nasıl bir abd? Fakat azamın mahlukata da ibadete tenezzül etmez bir abd. Arkadaşlar, abd demek köle demek. Abduhu ve Rasuluhu. Yani biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önce ne yapıyoruz? Abdiyetini tercih ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ilmi belagatta çünkü bela, Kur'an-ı Kerim belagat ilminin harikasıdır. İlmi belagatta takdim ve tehirde ne vardır? Teşrif vardır demiştir. Takdimde teşrif vardır. Mesela bir misal verip hızlı geçelim. Bir adamın iki tane oğlu olsa Birisi vali olsa, öbürü de tüccar olsa, o adama sorsanız, ya oğlanlar ne iş yapıyor? Önce kimi der? Aynen. Aynen. Milyon defa sorun. İsterse Türkiye'deki 80 milyon kişiye sorun. Değişik değişik. Aynen. Önce vali der. Mesela bir adamın bir kargıda bir arsası olsa bir de Bakırköy'de, Bahçeli Evler'de bir arsası olsa. Bir binası olsa veyahut. Ya malda mülkte neyin var? Önce ne yapar? Değerli olanı der. Yani takdimde teşrif var. Demek ki abdiyet, kulluk öyle bir makam ki Allah'tan başkasına kul olmamak. Öyle yüce bir makam ki abduhu ve rasulühü. ve bazı alimler de demişler ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a iltifat eden en büyük ayet Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina. O bir beşeriyetin çıkmış olduğu en yüce yolculuğa bir yerden çıktı ya Cenab-ı Hak onu referans gösteriyor. İşte ben kusurdan münezzeh öyle bir ilahım ki bu abdin ilahıyım diyor. Allah Allah. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdiyetiyle ne yapıyor? Cenab-ı Hak kendini referans gösteriyor. İşte benim kulum, benim terbiye ettiğim kul. Men edebeke ya Resulallah diyor Hazreti Ayşe. Bu kadar güzel terbiye edildin. Seni annen terbiye etmedi, baban terbiye etmedi, toplum terbiye etmedi, akraban terbiye etmedi, böyle çirkef bir mahalle dünyaya geldin. Hiç kimse sana bir şey öğretmedi. Men eddebeke ya Resulallah. Seni kim terbiye etti? Edde beni Rabbi ahsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti. Onun için Rabbimiz ne yapıyor? Abdihiley. Ben bu kolumu işte gezdirdim. Miraç en münteha ya. Perdesiz Rabbi gördüğü makam ya. İşte bir beşerin, bir faninin, bir mahlukun mazivadan bir kişinin Allah'tan gayrı Cenab-ı Hakk'a nazar etmiş bir mahluk daha yok. İşte o serencamı, o anı abdiyetiyle kazandı. Ondan dolayı ubudiyet o kadar yüksek ki. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in tilmizi Allah'tan başka hiç kimse kimseye abdolmaz. Allah'ın önünde eğilir, başka hiçbir şeyin önünde eğilmez azamı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Ya hem cennet gibi azamı menfaat olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de cenneti ayet anlatan ayetler var ve oranın verileceğini işaret eden ayetler var. Yani o ayetlerde bir kısmında amellerinizin karşılığında oraya gireceksiniz diyor bir kısmının bir kısmında da orayı ben size fazlımla vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Buradan şunu anlıyoruz. Yani biz madem şu elimizle, şu gözümüzle, şu anlamızla, şu dizimizle romatizmalı olduğumuz ha ah halde eğilerek, zorlanarak kılıyoruz. E şimdi bu dizde ister ki ya Rabbi ben cennete gireyim. Benimle namaz kıldı. Bu göz de öyle ister. Ya Rabbi benimle cemalullah'a baksın. Çünkü benimle gözyaşı döktü. Bu dil demeyecek mi ki? Ya Rabbi benimle zikretti. Beni bırakıp cennete yalnız niye ruhuyla gitsin? Onun için cennet risalesinde üstadımız diyor insan cismiyle cennete gidecek. Ama bir neyden geçecek? Bir istihaleden geçecek. Bu gözle kaynak makinesine bakamıyoruz. He? Güneşe nasıl bakarsın? Bir milyon kaç kilometre ötede? O kadar bir dünyamızdan büyük. Bir, bir, bir kaç milyon kilometre uzakta gene bakamıyoruz ona. Sen yalnız Rahman ismine bak ki cennet bir cilvesi. Cennet Rahman isminin bir bir kabarcığı, cilvesi. Ve sağ dünya diyor güneş nur isminin yanında toprak gibi kesif kalıyor. Celle Celaluhu Allah Teala'nın nur isminin yanında güneş toprak gibi renksiz kalıyor. Şimdi bu esması, üstte sıfatı, onun üzerinde şuunatı ve zatı var. Bu zata biz nasıl bakacağız? Bu gözle bakamayız. Bu göz bir istihaleden geçecek ama mükafaten bu gözlerle gideceğiz inşallah. Ne yapacağız? Orada Adın cennetinde Cenab-ı Hakk'ı seyredeceğiz. Oradan seyredeceğiz. Öyle diyelim. Ya orada diyor Ya Rabbi Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti ve attahum. Melekler arşı taşıyan melekler dua ediyor. Ya Rabbi şu mümin kullarına vaat ettiğin adın cennetlerini onlara ver. Şu anda el an arşı taşıyan melekler bize böyle dua ediyor. Niye? Çünkü biz tahiyyatta her an onların tesbihlerini Allah'a takdim ediyoruz. Mümin böyle bir varlık. Böyle bir varlık mahluk olan cenneti kendine hedef yapar mı bu mümin? Müminin cennetinde diyor. Kur'an'ın şakirdinin hedefinde cennet gibi fe ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum min gözleri kamaştıracak, hiçbir kimsenin hayal edemeyeceği muazzam bir cennet dahi müminin hedefinde yok. Olan bir, bir şeyi gaye ibadet kabul etmez. Bir abdi azizdir, izzetli bir kuldur. Onun için Allah'a kul olan başkasının zilletli, korkulu kulluğunu, korkusunu çekmiyor. Başkasının önünde eğilmiyor. Birinin önünde eğilen başka hiç kimsenin önünde ne yapmıyor? Eğilmiyor. Hem hakiki tilmizi mütevazidir. Tevazu sahibidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam mütevaziliğin zirvesindedir. Yani alçak gönüllüdür. Men tevazu'a Allah. Kim tevazu ederse Allah onu yüceltir. Buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve men tekebbere Allah. Kim kibirlenirse Allah onu alçaltır. Peki tevazunun adamı yükselttiğini, insanı yükselttiğini nereden anlıyoruz? Arkadaşlar Resulullah'tan anlıyoruz. Öyle mütevazi ki Mekke'den kovuluyor. Öldürülmek şartıyla takip ediliyor. Medine'ye katıyor. Yok sen orada da yaşatmayacağız. Ya size ne yaptım ben? Mümin suresindeki o imanını saklayan adamın dediği gibi etaktulune raculan en Rabbi Allah Ya Rabbim Allah'tır diyen bu kulu mu öldüreceksiniz? Hazreti Musa için diyor. Ya bu size ne diyor? Bu size Allah'a ibadete davet ediyor. Rabbim Allah'tır diyor ya. Bunu siz etaktulune <laughs> siz bu adamı mı öldüreceksiniz? Bu size Rabbimiz Allah Efe, peygamber Aleyhisselatü vesselam keza öyle. İnsanları cennete davet ediyor. Yok seni yaşatmayız. Gidiyor Medine'ye orada da yaşatmayız. Oraya da gidiyorlar. Medine'den dönüyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'yi fethediyor. Ama mağrur bakın. Mağrur bir fatih edasıyla değil. Öyle ki hadis ravileri, İslam tarihçileri bineğinin yelesine anlı değecek neredeyse tevazu halinde Medine'ye giriyor Mekke'ye. Yani niye böyle yaptınız? Yani sonuç böyle mi olacaktı? E zamanında kabul etseydiniz de beraber Allah'a ibadet etseydik diye ne yapıyor? Onlara o tevazusuyla ne yaptı? Mesaj verdi. O tevazu sahibi peygamberi Rabbimiz Miraca kadar huzuruna kadar yükseltti. Tevazu yükseltir ya işte tevazusuyla miraca yükselmesi mütevaziliğin en büyük hazin olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Kur'an'ın şakirdi Selim'dir, Halim'dir. Fakat fatırının gayrına, fatırının. Bir de arkadaşlar Üstad Bediüzzaman Hazretleri Osman Demirci Hoca'mız Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle Risale-i okurken heyecana gelip dermiş. Yaşa üstad, aslan üstad dermiş. Arkadaşlar. Üstad hazretleri böyle esmayı gergef gibi işliyor. Bak bin taneden fazla esma ve sıfat varken fatırının gayrına bunu buraya niye soktun üstadım? Yani fatır eşsiz bir şekilde, benzersiz bir şekilde yaratan demek. Yani madem ya Rabbi Beni bütün insanların içerisinde benzersiz yarattın. Ehadiyetinle bana her an münceli oluyorsun. Benimle alışverişte bulunuyorsun. Ya Rabbi sesim başka. <laughs> Bak mahsus öksürdüm. Bu öksürük gibi öksüren dünyada bir adam daha yok. Hatta bizden birisi gurbete gitmiş 50 sene önce. Gurbete gitmiş. Öyle cep telefonu mesaj falan yok ha köyde de telefon yok. Ne? Elektrik yok. Ön safta şehir, şehirde büyük bir camide ön safta başka bir köylü namaz kılıyor. Bakmış ask arkadan bir öksürük geldi. <laughs> Ona diyor bu bizim Kemal abi'nin öksürüğü. Ama diyor o kurbet de şimdi namazda onu düşünüyor. O daha İstanbul'da gelmedi selam veriyor ki Kemal abi orada. Arkadaşlar Allah Celle Celalü bizim her şeyimizi farklı yarattı. Fatır, benzersiz, eşsiz yaratan. Ve seslerimiz de eski, eşsiz. Eve gidiyoruz, zile basıyoruz, emniyet olsun diye yenge soruyor. Kim o? Vallahi adını soyadını söyleyen kimse yok ben diyorsun. Öyle bir ben diyorsun ki o beni senden başka kimse diyemiyor. Ne şifre ya Allahu Ekber. Evet. Fatırının gayrına ya şimdi mümin düşünüyor ki yani üstadımızın dediğini ben böyle anlıyorum yani. Madem beni bu kadar eşsiz yarattı her an benimle bu amelede ben onun gayrına daire izni haricinde onun müsaade etmediği yerde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Zelil olmaya tenezzül etmez diyor. Yani başkası Allah'ın müsaade etmediği kimsenin önünde eğilmez. Hem fakir ve zayıftır. Yani yani nedir? Fak ve zafını bilir. Yani fakirliğini ve zafını bilir. İnsan fakirdir. Niye? Fakir çok şeye ihtiyacı olan demektir. Şimdi bakın. Kuşun neye ihtiyacı var? İki şeye. Bilemedin üç. Bir de yuvaya. Yuvaya da o kadar ihtiyacı yok. İstediği kovuğa giriyor. Bir buğdaya bir de suya ihtiyacı var. Benim neye ihtiyacım var? Hele medeniyet bizi eskiden 20 şeye muhtaç iken şimdi yirmi bin şeye muhtacız. Şimdi kombi lazım bize. Türkiye'nin her yerinde kombi var ya köyler hariç bazı köylerde de var. Doğalgaz. Şimdi kombisi olan bir kişiye en az o kombideki bütün cihazları saysan yani 300 400 tane şeye muhtaç. Siz düşünün ki binlerce şeye muhtacız. Yani insan aziyeti itibarıyla, fakri itibarıyla çok şeye muhtaç. Fakat onun maliki kerimi he. Burada da isim. Yani öyle bir seçiyor ki. Yani fakirim ama benim çok cömert ve her şeyin sahibi olan bir ilahım var. Eğer ister isen ne, ne isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Bayburtlu Celali öyle diyorum. Eğer ister isen Mevla'dan iste. Yanlışlıkla çalma kul kapısını. Yani yanılıp da çalma kul kapısını. Yani Allah'tan isteyeceğiz çünkü lehül mülk el mülkü leh değil. Orada bir belagat kaidesi var. Yani mülkün tamamı Allah'ındır. Amin. Onun için arkadaşlar maddi bir menfaatin dolayı bir mümini bir insanı kıskanan hasetlik yapan hasit olan insandan daha akılsız bir insan olamaz. Çünkü mülkün Allah'ın olduğunu, onun Allah'ın ona verdiğini bilmiyor adam. Dolayısıyla Allah'tan isteyeceğiz. Çünkü mülk Allah'ın. Herkese veren Allah. Hem fakir ve zayıftir. Maliki Kerim'i ona ittihar ettiği uhrevi servet ile müstahnidir. Gerçi şu anda ömrüm biraz sıkıntılı, hayatım biraz e, ee, dağdağlı geçiyor. Ama diyor Cenab-ı Hak iddihar etti. Yani bana biriktirdi, yığdı. Ebedi bir cenneti bana hazırladı. Bu Ganiyun anil alemin olan, müstahni olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak bana o ganiliğiyle, zenginliğiyle bir cenneti hazırladı. Beni oraya davet ediyor. Vallahu yed'u ilal ilel cenne. Vallahu yed'u ila daris selam. Biz burada misafiriz bizi cennete ve ebedi saadet yurduna davet ediyor. O zaman ben ne kadar sıkıntı çekersem çekeyim cenneti düşünerek ne yapar? İnsan ferahlanıyor. Şimdi bir, bir hukukçu arkadaşla konuştum biraz önce. Beşinci seneye uzattım diyor dersi. Şey sınıfı. Ama diyor önemli değil. Bak. Niye önemli değil? Zaten hukuk fakülteleri beş seneye çıktı. Duymayanlar da buradan duymuş olsun. <laughs> İstanbul Hukuk'ta okuyor. <laughs> Diyor hukuk fakülteleri 5 seneye çıktı. Şimdi o 5 sene 6 sene de olsa önemli değil. Niye? Yani önemli görmeyecek. Çekiyorum bu çileyi. Evel Allah avukat olarak, savcı olarak, hakim olarak 40 50 sene ne yapacağım? Bunun ekmeğini yiyeceğim. Bakın 30 sene, 35 sene veya en kabadayı 40 sene rahat etmek için 6 sene çile çekmeyi göze alıyor. 40'ı 6'ya böl ne yapar? 5'e bölsek 8, 8 kat. Arkadaşlar normalde biz dünyadaki ibadet zahmetine zahmetini eğer ahiret hayatı 100 sene ya 500 sene olsaydı katlanırdık. Çünkü 5 katı ya 5 kat rahat ya. Arkadaşlar 500 sene değil. Kırkıncı hocam şöyle misal veriyor. Bir kordale düşünün. Kordale şu şey var ya. Abu kordale bakın abu. Bunu diyor kuzey kutbuna kadar uzatın diyor. Kuzey kutbuna kadar. Böyle oraya kadar uzanan bir kordale olur mu? Yani hayal edin. Onun üstüne de rakam yazın. Onu dünyada okuyabilecek bir insan çıkabilir mi? Mümkün değil. 70-80 tane rakamı daha okunamıyor daha. İşte trilyon, kentrilyon, desilyon diyorsun bitiyor. O, o rakam bile sonsuzun yanında bir rakam, bir mana ifade etmiyor. Bu sonsuz bir e, hayat için bu dünyada çektiğimiz çile nedir ki arkadaşlar? Onun için Kur'an şakirdi diyor. Maliki Keriminin ona ittihar ettiği, biriktirdiği, yığdığı uhrevi servetiyle müstahnedir ve seyyidinin nihayetsiz kudretine itimat ettiği için kavidir. Yani efendisinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Yani ve men yetevekkel alallah hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Allah ona yeter. İlem eyühel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Tevekkül kelimesi Değerli hazirun, vekil tayin etmek demek. Vekil avukat demek. Yani onu vekil tayin ediyorsun. O senin işine yerine ne yapıyor? İşi görüyor. Sadece vekil avukat mı? Evet, resmi işleri herhangi bir herhangi bir kimsede ne yapılabilir? Vekil tayin edilebilir. Ben bunu vekil tayin ettim. Benim yerime tapularla ilgilensin. Benim yerime şu işi yapsın. Benim yerime yani iş gören kişi Arkadaşlar el vekil Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. Allah zaten vekil. Biz sadece ikrar ediyoruz. Hani üstadımız bir yerde diyor ya Mesnevi'de. Allah zaten tek, zaten bir. Sen hayalinde şerikleri icat etmekle kendi kulübeni başına yıkıyorsun. Zaten Allah'ın şeriki yok. Yani hayal etmenle kainatı, ebedi hayatını mahvediyorsun. Arkadaşlar Allah zaten vekil her şeyi yapan Allah. Mesela Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ya Rabbi ben bu konuşuyorum ha bunu da mı? Halakakum ve ma taamelun. Sizi ve amellerinizi yaratan benim. Ya Rabbi ben şimdi parmağımı yukarı çıkarttım. Onu da mı sen? Evet ben istedim Allah çıkarttı. Demek ki Allah'ı vekil tayin eden esasında olan bir şeye imza atıyor. Ya Rabbi evet iman ediyorum sen benim vekilimsin. Evet seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için vekil onu tayin ettiği için nedir? Kavidir. Hem yalnız Liveçilla Allah rızası için Allah'ın rızasını kazanmak için rızayı ilahi için fazilet için amel eder çalışır. Arkadaşlar yani Allah rızası için Lüveç illa veç yüz demek. Ve dönmek demek. Yani yüzünü Allah'a dönerek amel etmek demek. Allah ecdadımızdan ebediyen razı olsun. Süleymaniye Camii'ni 70 dönümün üzerine kurdular. O 70 dönümün içerisinde İslamiyet ne emretmişse o külliyenin etrafına ne yaptılar? O yetmiş dönümün içine serptiler. Darul hadis, darul şifa, utlubul ilme minel mehdi ilel lahdi, beşikten mezara kadar ilim öğren. El ilmu farizatun ala külli müslimin, bütün müslümanlara ilim öğrenmek farzdır. O yani etrafa o darul hadisleri o hamam en nezafetu nisful iman temizlik imanın yarısıdır. Daha ilerisine tabhane ya şifahane sıhhate İslamiyet önem verir. Orada kütüphaneler tabhane tam kuzeyinde yani kıblet tarafının tam ters istikametinde. O tabhanede mutfak diyoruz mutfak. As esası mutfaktır. Kırıla kırıla ne yaptı? Mutfak oldu. Mutfak dedik. Biraz kibarlaştırdık. Güya yani Türk dil aksanına göre yoksa mutfak. Tabhane. O tabhaneye matbahından diyor ya mutfak demek. Allah razı olsun. O tabhaneye giriyorsunuz. O tabhanede de yani fakire fukaraya yemek pişiriliyor yani. Aşhane diyelim. Giriyorsun içeri. İçeri girer girmez. Yani içeri fakir girecek ya yemek yemeye. Hemen karşıda takriben 7 metre yükseklikte böyle 50-60 santim var harfin yüksekliği. Mermerden 2-3 metrede genişliği insan suresinden bir ayet yazmışlar karşıya. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا o müminler ki onlar fakire, miskine, yetime, esire yedirirler. Ve yut'imûne <laughs> ta'am. Ta'am it'am ederler. Alâ <laughs> hubbihi. Ama sevdiklerinden yedirirler. Hanım şu çorbayı eğer alttaki komşuya vermezsen o ekşiyecek. Onu bir an önce ver. Değil. Şu olmayan gömleğimi ver. Değil. Ya şu modası geçmiş telefonu Değil yani ala muhabbet ettiği sevdiği şeyden ne yapar? Verir. Zaten Cenab-ı Hak len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun sevdiklerinizden vermedikçe iyiliğe asla erişemezsiniz. Peygamberden sonra gelen ilk adam kim? Şehit. Çünkü en sevdiğini veriyor. En değerliyi veriyor. Mal değil, ev değil, canı veriyor. Ya Rabbi senin davan için canımı veriyorum. Şimdi ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Yetime, esire, miskine, miskin sekene, sakin oturan yani kalkıp iş göremeyecek kadar güçten düşmüş kişi demek. Verirler. Şimdi fakir orada yemeğini yedi. Çıkacak. Çıkacak. Bununla bitiriyorum zaten ders bitti Arkadaşlar Fakir yemeğini yedi Ya bize bunlar bu yemeği yedirdi Biz bunlara nasıl teşekkür edelim Ne diyelim Nasıl dua edelim Biz bu müminlerden Allah razı olsun Burayı yaptılar Bunlara ne diyelim de bunların borçlarını ödeyelim Derken Dışarı çıkarken karşısına Onu uğurlayan bir ayeti Celile çıkıyor O ayetin devamı İnne ma nut'imukum. Normalde inna nut'imukum olması lazım. Biz sizi itham ettik, yedirdik. Veya nut'imukum. Yani o innayı da katmasan olur. Çünkü orada bir azamet nunu var. Nunu mütekellimi mal gayr. Biz sizi yedirdik. Nut'imukum li vecillah. Biz sizi Allah rızası için yedirdik. Ama öyle değil. İnne ma nut'imukum li vecillah. Hayır. Biz sizi sadece ve sadece Allah rızası için yedirdik. La nuridu minkum cezaen. Bunun karşılığında sizden hiçbir şey istemiyoruz. Cezaen ve la Teşekkür bile beklemiyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar Kur'an bu terbiyeyi veriyor. İn Yaptığın in ecriye illa Allah Hem yalnız liveçilla rıza ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. Liveçilla yani Yüzünü Allah'a dönmüş, daha hiçbir şeye bakmıyor. Allah rızası için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin muvazenesiyle anlaşılır. İşte iki bu felsefenin verdiği hikmet nerede? Kur'an'ın talebesine verdiği hikmet nerede? Terbiye nerede? Allah bizi Celle Celaluhu Kur'an'ına hizmetkar eylesin. Talebe eylesin. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وزعن لله تعالى الفاتحه مع الصلوات